Evet değerli izleyenler, Habercinin saatiyle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yaptığımız bu yayınımızda konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Ayağınızın tozuyla geldiniz Mersin'de çalışıyordunuz. Yoğun oradaki işte bir taraftan yerel seçim yaklaşıyor. Doğru. Bir taraftan Mersin'in aslında çok gündemde olacak konuları var. İşte evet. Bir nükleer santral projesi var. Orada CHP'nin Doğru. gençlik kampları vardı filan derken... Doğru. Bayağı hareketli çalışmaların yürütüldüğü bir taraftan da sıcakla birlikte evet. Gerçekten milletvekili olarak zorlukların yaşandığı bölgelerden birisi galiba doğru, son dönemde. Doğru ama severek yaptığımız bir iş çünkü gerçekten gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Güler yüzle karşılaşıyoruz. Bu beni çok etkiliyor. Bütün yorgunluğum gidiyor. Yani bir bakıyorum sabah olmuş, bir bakıyorum akşam olmuş ama hep halkla iç içe, hep halkla el ele. İnanın yorulmuyorum. Hiç farkında bile değilim yorulmaların. Şimdi yerel seçime de kilitlendik. Tabii eğitimlerimiz devam ediyor. Sandık çevresi sorumluluğu, sandıkta oy kullanacak seçmenlere nasıl gidilecek, ne yapılacak. Keyifle, zevkle bu eğitimleri de veriyoruz bir yandan. Çünkü Mersin çok önemli. Mersin Türkiye'nin bir minyatürü, gerçekten minyatürü. Çünkü hep şunu söylüyorum. Şu anda Türkiye'de 4 partiden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 partiden hem milletvekili hem belediye başkanı çıkaran tek ildir Mersin. Bakın başka hiçbir İstanbul dahil başka hiçbir yerde yok. Hem milletvekili hem belediye başkanı 4 partinin de bulunduğu tek ildir. O yüzden çok özeldir, çok güzeldir, çok renklidir. Keyifle çalışmamıza da vesile oluyorlar. Evet. Kolay gelsin o tempoda size diyelim. Çok ve fırsat bulup Ankara'ya gelmişken de biz sizi yakaladık. Öncesinde konuşmuştuk. Zevkle. Evet. Zevkle. Sağlıkla ilgili çünkü gündemde çok konu var. Siz de bir hekim olduğunuz için özellikle bu konulara evet. dikkat ediyorsunuz. Şimdi konuşmak istediğimiz şeyler aslında şöyle bir başlıklarını hatırlatalım izleyicilerimize istiyorum Tabii. ben. İşte bir helal kan tartışması vardı. Çok başlamadan bitti mi? Kenara mı çekildi? Amaç neydi acaba? Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Bir sezaryen tartışması varken işte Sağlık Bakanı normal doğum ama epiduralli mi epiduralsiz mi derseniz deyip yine bir doğuma müdahaleyle ilgili belki kadınların çok da hoşuna gitmeyen yine yorumlar yaptı. Şu kadının yaptı. Bedeninden ellerini çekmediler gitti. Evet yani hamilelikle ilgili işte kadınlar sokağa çıksın mı çıkmasın mı yani hem kadın evet. sağlık ve özellikle üreme ve doğum üzerinden tabii bu kadın üzerinden siyaset ne yazık ki devam ediyor. Sağlık hizmetleri ne durumda? İşte katkı paylarında bir artış vardı torba yasa nedeniyle. Doğru, torba yasayı çok işleyemedik. Torba yasanın çünkü görüşüldüğü dönemde bu en son mecliste hangi birisi işleniyor zaten? Hepsi torba. Amaç tabii ki torba yani. Yasalarda birazcık evet. böyle hızlı bir şekilde herhalde çok da konuşulmadan bazı Aynen. düzenlemeleri Aynen. getirmek. Şimdi siz Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz. Evet. Orada bir itirazınız, orada itirazlarınız vardı. Tabii. Birçok maddeye tabii, var tabii, ama tabii. özellikle sizin ilgi alanınıza giren konular vardı. Oradan Hı-hı. başlayalım isterseniz. Şimdi çok torba yasayla hayatımıza giren birçok değişiklikten bazıları öne çıktı. Sizin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünüz düzenlemeler neler efendim Şimdi ve neden? Öncelikle halkımızı şu açıdan bilinçlendirelim ve bilgilendirelim Burcu Hanım. Torba yasa diye bir kavram yasama ilkelerine uygun düşmez. Torba ne demek? Bulduğunu alırsın içerisine koyarsın. Halbuki biz sağlığın torba yasalarla çıkarılmasını kesinlikle istemiyoruz. Neden? Çünkü gerek komisyonun, gerekse parlamentonun o görüşme süreçlerinde sadece ve sadece sağlığa odaklanmış olması lazım. Ama bunlar ne yapıyorlar? Bir tane sağlık maddesi koyuyorlar, bir tane eğitim maddesi koyuyorlar, bir tane ekonomi, bir tane efendim işte tarım, ziraat, hayvancılık. Bir bakıyorsunuz ki bir şaşkınlık oluyor mecliste. Kim hangi nereye oryante olacak, nereye yoğunlaşacak? Böyle bir kargaşa içerisinde tıkır tıkır maddeleri geçirmeye çalışıyorlar. Tabii ki geçiremiyorlar ama bizden kaçıramıyorlar milletvekillerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Çünkü biz dersimizi çalışıp geliyoruz. Fakat bu yasalar basına yansıdığı zaman halkın gözünden kaçırıyorlar. O yüzden her yasa muhakkak kendi mecrasına tartışılmalı. Eğitim ele alınacaksa tüm yönleriyle eğitim ele alınır ve eğitimle ilgili yasalar çıkar. Sağlık ele alınır, sağlıkla ilgili yasalar çıkar. Ama bunlar gerçekten torba, hatta bazen çuval diye dalga geçiyoruz. Hatta bizim Adana Mersin'de
pamuk toplanan ya da işte narinciye toplanan ya da haral denir. Çuvalında çok büyüdür. Haralların içinden çuval çıkıyor. Çuvalın içinden torba çıkıyor. Torbanın içinde yani böyle matruşka şeyi olur ya hani açarsın içinden bir şey çıkar, açarsın bir şey çıkar. Garip bir yasama yöntemi. AKP'ye yakışan bir yöntemdir yalnız bu. Bunu halkımızın bilgisine sunmak istiyorum. Evet, AKP kendine yakışır tarzda bir yasama yapıyor. Bir şey daha yapıyor AKP bu yasama sürecinde. Temel kanun diye bir kavram kullanıyor. Yani biz burada maddelerin hepsini ayrı ayrı tartışamıyoruz. Maddeler üzerine söz alıp konuşamıyoruz. Bölüm üzerine söz alabiliyoruz. Diyelim ki 50 maddelik bir torba yasa. Bu 50 maddenin 50 maddesi üzerine söz alamıyoruz. Temel kanun olarak getirdikleri zaman. Bunu 3'e bölüyorlar ya da 2'ye bölüyorlar diyelim ki. 1. bölüm 25 madde, 2. bölüm 25 madde. Maddeler üzerine söz alamıyoruz. Bölüm üzerine söz alıyoruz. Ancak ve de ancak değişiklik önergesi verir isek 5 dakikacık bir söz alma şansımız oluyor. Bu da bütün dikkatleri kaçırmak, halkın dikkatinden birçok şeyi kaçırmak ve milletvekillerinin konuya yoğunlaşmasını engellemek, halkın da gerçekleri öğrenme hakkını gasp etmektir. O yüzden bu iki noktaya değinerek sözlerimize başlayalım. Bunlar gerçek anlamda halkımızın bize yüklediği misyona uygun yasama yöntemleri asla değil. Bunun mutlaka altını çizelim. Şimdi bu torba yasa en son, onun için sordum hangisi diye, bugüne kadar torba olmayan yasa gelmedi. Torba da oluyor, çorba da oluyor, hepsi birbirine karışıyor. En son meclisten geçirilen bir torba yasa vardı. Onun da içerisinde sağlıkla ilgili şeyler vardı. Fakat sizin bahsettiğiniz katkı paylarıyla ilgili evet, deyince... Evet, Anayasa Mahkemesi'ne ben, götürmüş olduğunuz torba evet, yasa. Yani siz onu deyince ben farklı bir torba yasadan bahsettiğinizi anladım. 6486 sayılı torba yasadan bahsediyorsunuz. Evet, bu torba yasanın içerisinde halkımızı çok yakından ilgilendiren iki tane çok önemli madde var. Cumhuriyet Halk Partisi bu maddeleri Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bunlardan bir tanesi 4. madde, bir tanesi de 12. madde. 4. madde sağlıkla ilgili, 12. madde ise çevreyle ilgili. Çevre de dolaylı olarak tabii ki sağlığımızla ilgili. 4. madde de şöyle diyordu, diyor ki katkı payları, hani hastanelere gidiliyor katkı payı ödeniyor ya AKP döneminde, bu katkı paylarını iki katına çıkarma yetkisi aldı. Şimdi bu ne demek? Bu kısaca şu demek, bundan yaklaşık 7 sene kadar önce Başbakan bir seçim kampanyasında ve sık sık bütün vatandaşlarım cebine nüfus cüzdanını koyacak, öyle hastanelere gidecek, sevkede gerek yok, hiçbir şeye gerek yok, her vatandaşım her hastaneden yararlanacak, ayaklarına profesörleri götüreceğim diye vaatlerde bulunmuştu. Ve de ücretsiz olacak bu hizmetler. Evet, tabii. Cebine nüfus cüzdanını koymak ne demek? Cebine para cüzdanını koyacak demiyor, dikkat edin. Cebine nüfus cüzdanını koyan herkes istediği hastaneye gidecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Şimdi siz bu iddiaya, siz bu vaade oy verir misiniz, vermez misiniz? Vallahi ben de veririm. Eğer gerçekse. Düşünün ki Türkiye'de cebinize nüfus cüzdanınızı koyuyorsunuz. Bir sürü özel hastane var. Bir sürü üniversite hastanesi var. Vakıf hastanesi var. Çıkarıyorsun tapu gibi nüfus cüzdanını. Diyorsun ki ben geldim hastayım. Profesörler ayağına geliyor. Seni tedavi ediyor. Şimdi böyle bir sisteme kim oy vermez ki? Verdiler. Umduklarını buldular mı? Hayır. Şimdi Başbakan bu lafları söyledikten çok kısa bir süre sonra... Efendim dedi ki ya bu sadece nüfus cüzdanını koyarak olmuyor, ben bir %30 katkı payı koyayım dedi. Yani eğer diyelim ki bir afse boşaltacaksınız, bir yerde afseniz var ya da bir diş çektireceksiniz neyse 100 liralık bir işlem yapılacak. Yani SGK devlete bunu 100 liraya fatura edecek. Devlet memurusunuz, priminizi ödüyorsunuz, her şeyinizi ödüyorsunuz, verginizi zaten ödüyorsunuz. Doktora gittiğinizde size 100 liralık bir işlem yaptığında siz eğer vakıf hastanesine, özel hastaneye falan giderseniz başbakana inanıp cebinizden bir 30 lira daha çıkaracaktınız. Halk biraz mayımı yetti. Yani olur mu hani ya başbakan, koskoca başbakan yalan söyler mi? Hani biz para ödemeyecektik dedi. Ama bir süre devam etti. 2 sene sonra bu oran %70'e çıktı. Yani 100 lira para öderken
70 lira ödemeye başladınız. Bir de ödeme kanallarını değiştirerek galiba bir algı yönetimi mi yaptılar? Yani hastanede para vermeyip eczaneye gittiğinde böyle para ödemek durumunda kalan insanlar Burcu Hanım, şaşırdı. İnanın, eczacıyla birazdan, hasta karşı karşıya geldi. Anlatacağım. Her noktada para almaya başladılar. Birazdan sayacağım size nerelerde aldıklarını. Siz de şaşıracaksınız. Vatandaşlarımız artık öğrendiler zaten. Çünkü emekliler, garibanlar ay sonunu zaten getiremiyorlardı. Aldıkları maaş eksilince evladım benim maaşım niye eksik? Amca sen doktora gitmişsin diyorlar. Ha diyor. Ya hani bu parasızdı? Artık değil. %70'e çıkardı başbakan. Ondan bir sene sonra %90'a çıkardı. Şimdi bu yasayla %200'e çıkarıyor. Yani siz bir hapse boşaltma işlemi için gittiğinizde 100 lira ödüyordu ya hani devlete, hastane devlete, SGK'ya 100 lira fatura ediyordu. Sizden de 200 lira para alıyor. Bakın 30 liradan 200 liraya çıkardı. Şimdi bu vicdansızlıktır bir. İki, halkı kandırmaktır. Halka yalan söylemektir. Çünkü siz dediniz ki cebine nüfus kağıdı koyan herkes her hastaneye gidecek ve yararlanacak dediniz. Ama şimdi diyorsunuz ki cebine nüfus kağıdını mutlaka koy. Vatandaşlık numarası lazım. Sakın unutma öbür cebine de para cüzdanını koy. Yani bir tek nüfus cüzdanı işe yaramıyor. Mutlaka para cüzdanınla gel. Eğer sen bir vakıf üniversitesinin vakıf üniversitesi hastanesine gideceksen mutlaka cüzdanınla, para cüzdanınla gel. Hele hele özel hastaneye gideceksen artık ipin ucu kaçtı. Ben %200'e kadar çıkardım bu işi ama bir de otelcilik hizmeti var, şu var, bu var. Artık vatandaşlar özel hastanelere gidemez oldu. Peki, gitmesin. Anladım. Nereye gitsin? Devlet hastanesine gitsin. Orada uzman doktor var mı? Var. Vatandaş diyor ki tamam ne yapayım yani hiç olmazsa ben uzman doktora devlet hastanesinde ulaşıyorum diyor. Esas soru şu Burcu Hanım. Diyelim ki sizin cebinizde para var ve özel hastaneye gidiyorsunuz. Özel hastaneye bu 200 lira paranızı veriyorsunuz ve 100 lira parayı da SGK'ya fatura ediyor devlet hastanesi, özel hastane. Toplamda 300 liralık bir fatura size kesiliyor. 200'ünü siz ödüyorsunuz, 100 lirasını da devlet ödüyor. Vatandaş bunu ödeyemediği için parası olmayan devlete gidiyor. 100 lirasını devlet ödüyor. Cebinden bir şey çıkmıyor vatandaşın gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Öyle gibi görünüyor. Bu durumda ben fakir vatandaş olarak özel hastaneye gitmediğim halde sizin adınıza devlet tarafından ödenen 100 lirada benim hakkım var mı yok mu? Elbette ki var. Siz o hastaneye gidip muayene oldunuz. Hem cebinizden para verdiniz hem devlet sizin için para ödedi. Doğru mu? Evet. Devletin ödediği parada benim hakkım var mı yok mu? Var. Ben bu hakkımı helal etmiyorum. Vatandaşlarımız da hiçbir şekilde bu haklarını helal etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki özel hastanelere ödediğiniz para benden kestiğiniz vergilerle ödeniyor. Ve ben cebimde ekstra para olmadığı için özel hastaneye gidemiyorum ama siz çatır çatır bu özel hastanelerde gidip tedavi oluyorsunuz ve benim ödediğim vergilerle oraya para ödüyorsunuz diyor. Benim gidemediğim hastaneye. Hani eşitlik? Hani isteyen istediği hastaneye gidecekti? Ve bu sağlığın ticarileşmesi anlayışının galiba bir sonucu. Bu sağlığın piyasalaşması, sağlığın tamamen ticarileşmesi. Peki, hani vatandaş özel hastaneye gidemiyordu ya, özel hastaneye gidemiyorum. Başbakan da demişti ki, devlet hastanesine gel kardeşim. Bak devlet hastanesi ücretsiz demişti. Değil mi? Peki. Şimdi ben size devlet hastanesine giden sıradan bir vatandaşın tam 9 yerde katkı ve katılım payı ödediğini söylersem şaşırır mısınız, şaşırmaz mısınız? Vallahi ben tam 7 biliyordum. 9'muş demek ki. Tam 9 yerde maalesef. Maalesef üzülerek söylüyorum. Tam 9 yerde tıkır tıkır paralar kesiliyor. Bir, övündükleri telefonla randevu sistemi. Açıyorsunuz randevu ücretsiz değil. Bakın 112 arıyorsunuz. 112 ücretsiz. Yani bir telefon bedeli ödüyorsunuz ve oraya aramak da normal telefon numaralarından daha pahalı galiba. Bunu bir türlü söylemiyor. Son önergesi verdi. Dedim ki kardeşim bu telefon ne kadar? Efendim nereden aradığına bağlı cepten mi şurada? Kardeşim ya bunun bir ücreti yok mu? Standart bir şey yok. Niye ücretsiz yapmıyorsun? Hani vatandaşa hizmet ediyordun? Daha siftah ben gelmek istiyorum, randevu istiyorum dediğiniz zaman, çocuğum hasta, randevu alacağım dediğiniz zaman bir telefonda
ne kadar kesildiğini bilmiyoruz. Hemen oraya bir yer. Hani demin dediniz ya, dikkati dağıtıyor. Paranın bir kısmını hastanede alıyor, bir kısmını hastane öncesinde, bir kısmını hastane sonrasında. Evet. Aynen sizin dediğiniz gibi vatandaşımız da bunu çözdü artık. Yani paranın tek bir yerden alındığı zaman çok yüksek meblağ ödeneceğini bildiği için hükümet parayı böldü. Telefonla bir kere bir para kazanıyor. Yüz binlerce telefon. Düşünün elde edilen karı. İki, randevu aldınız. Çocuğunuz hasta. Götürdünüz doktora. Polikliniğe gittiniz. Muayene oldunuz. Muayene olduğunuz zaman anında devletin hastanesinde, bakın başka bir şey söylemiyorum. Devletin hastanesinde 5 lira para yazıyor size. Hani ücretsizdi? Hani ücretsizdi? Bu muayene katılımı. Muayene. Bedeli. Muayene oldu. Bakın daha reçete yok. Muayene oldu çocuk. Efendim işte çocuk diyelim ki akciğerinde iltihap var. Zatürre olmuş. Teşhis koydu doktor. Dedi ki çocuğunuzun zatürresi var. Tak 5 lira yazdı. Arkasından, ya da hiçbir şey yok dedi. İlaç da vermedi. Reçete yazmadı. Hiçbir şey yok dedi. Ama yine de 5 lira yazdı. Yazıldı. Zatürre dedi. Bir reçete yazdı. Ha reçete. Sen misin reçete yazan? Bir 3 lira daha ekliyor üzerine. Etti 8 lira. Telefon ücreti ne kadar bilmiyoruz. Onu hesaba katmıyoruz. Reçete isterse bir kalem yazsın, isterse 10 kalem yazsın. Kafadan 3 lira yazdı mı? Yazdı. Eğer çocuğunuz biraz ağır hastaysa, 3 tane ilaçtan daha fazla ilaç yazılıyorsa 3 kalemden, her kalem başına 1 lira daha yazıyor. Bak 5 lira muayene ücreti aldı, 3 lira reçete bedeli aldı. 5 kalem ilaç yazdıysa, 3'ten sonra 2 kalem daha olduğu için 2 lira daha yazdı. Reçeteyi eline verdi ve gittin eczaneye. Eczane dedi ki, sizin çocuğunuz ağır hastaymış, evet. Biz bunun ilaçlarını vereceğiz ama efendim işte bunun eşdeğeri var. Ne demek eşdeğer ya? Doktor bu ilacı yazdı, bunu vereceksin. Hayır, bu ilacı devlet ödemiyor. Bunun eşdeğeri var, onu size vereceğiz. Peki eşdeğerini ver kardeşim. Güzel, ona para ödemeyin. Tamam, aynı işe mi yarıyor ama o zaman? Ama yine eskiden de olduğu gibi emekliyseniz %10, çalışansanız %20 anında para kesiliyor ilaç katılım payı olarak. Ama siz derseniz ki ya doktorun yazdığı ilacı kullanmak istiyorum, o zaman kardeşim farkını verirsin diye söylüyor. Ve bu şekilde alıp başını gidiyor. Eğer siz çocuğunuz hani zatürreydi ya, hani biraz da ağır hastaydı ya, doktor dedi ki ya ben zatürreden şüpheleniyorum ama bir de film çektirelim dedi. Hemen gittiniz, film sırasına girdiniz. Dediler ki bugün çekemeyeceğiz. Ne yapacağız? Efendim eğer arzu ederseniz, cebinizde de para varsa, tercihli bir sistemle sizin filminizi bugün çekebiliriz. Nasıl yani? Ver parayı, çek filmi. Bir de oraya parayı veriyorsunuz. Doktor eğer devletin ödemediği bazı ilaçları eğer yazıyorsa size, devlet hiç ödemiyor diyor, tamamını alıyor. Yani Burcu Hanım, hele hele kazara çocuğunuz hastaneye yatarsa, zatürre hastaneye yatmayı da gerektirir. O zaman vay efendim sizin odanız iki yataklı, iki yatak farkı. Vay efendim sizin şöyle bir lüks ortamınız var. Otelcilik refakat farkı, yemek farkı, otel farkı derken evinize bir fatura geliyor. Ödemeniz mümkün değil. Veya maaşınızdan otomatik olarak bunlar kesiliyor. Vatandaş artık bunun farkında. Vatandaş şöyle söylüyor. Diyor ki evet, AKP hükümeti sağlıkla geldi ama sağlıkla gidecek. Çünkü sağlıkta bana vaat ettiklerinin tam tersini yaptı. Sağlıkta bana ücretsiz sağlık hizmeti teklif etti. Ücretsiz sağlık hizmeti sunacağını vaat etti. Ben de bu vaade inanarak oy verdim. Şimdi oyumu helal etmiyorum diyor. Gittiğim her yerde, benim hekim olduğumu bildikleri için gittiğim her yerde bana bunu söylüyorlar. Vekilim, hocam, ben oyumu helal etmiyorum. Neden? Çünkü bunlar sağlıkta bana söylediklerini yapmadılar. Buna oy hırsızlığı denmez de ne denir diye bana soruyorlar. Evet, zaten bunun hesabını sorması gereken benim de oyumu aldılar vatandaş. Ve benim istediklerimi yerine getirmiyorlar. Doktorla uğraşıyorlar. Doktor bütün sanki sistemin kabahatlisi doktormuş gibi diyorlar. Ben geliyorum doktora sırlarımı anlatıyorum. Ona bütün mahrem gizli bilgilerimi veriyorum. Onun bilgilerini çalıyorlar, doktorun bilgisayarından alıyorlar, götürüp başka yere satıyorlar. Bir de sistemin sorumlusu doktormuş gibi gösteriyorlar. Evet, bir taraftan da sağlık çalışanlarının şiddetin de artmasına tabii, ondan, neden oluyor. Tabii, bu gerilen ilişkiler. Şimdi kısa doktorlar. Bir aramız var Sayın Atıcı. Bu katılım payının yükseltilmesiyle ilgili düzenlemeyi siz Anayasa Mahkemesi'ne
götürdünüz. Bir de Anayasa çevre hakkı ile ilgili bölümü vardı bunun. Evet. Onu da konuşacağız. Tamam. Aranın ardından sonra çok benim görüşünüzü merak ettiğim konu Helal Kan tartışması. Helal Kan. Tamam. Ona da geleceğiz. Kesin Ersem Milletvekili Ayça Atıcı'ydı. Sağlığı konuşuyorduk. Sağlık hizmetlerinin parasız denildiği halde nasıl paralı olduğunu, hangi yöntemlerle vatandaştan para alındığını konuşuyorduk. Zaten sürekli eleştirilen, özellikle CHP tarafından da bu tür düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi'ne götürülen düzenlemeler. Ne diyeyim, dert bir dil, kısaca, elvan elvan diye evet, bir şarkı bile var. Yani bunları saysak uzun uzun saatlerce, çok. Saatlerce, günlerce evet, konuşuruz. Evet, sürecek gerçekten. Evet. Diğer ama konulara var, da zaman bu, kalsın. Vatandaş farkında. Biz eskiden bunları çok anlatırdık vatandaşa. Şimdi artık anlatmıyoruz. Tabii zaman geçti. Doktora gittikçe tabii, bir yerden onlar bize anlatıyorlar. Ne oluyor, nereden gidiyor? Şimdi bu biz de para? Diyoruz ki kardeşim AKP'ye verdiğin oy eğer memnunsan halinden devam et. Ama sana yalan söylendiğini düşünüyor isen tercih senin diyoruz. Evet. Şimdi ikinci maddemiz vardı. Çevre konusu vardı. Çevre evet. Konusuyla ilgili yani bu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğümüz torba yasanın 12. maddesi de gerçekten akıllara durgunluk verecek bir uygulama. Diyor ki 1997 yılından önce yatırım programına alınmış olan yatırımlarda çevresel etki değerlendirme raporu aranmaz. Hani ÇED raporu var ya meşhur. Bismillah nereden çıktı bu? Efendim işte 1997'de yatırımlar başlamış. ÇED'e takılıyoruz bir türlü bu yatırımları yapamıyoruz. ÇED'i kaldıralım olsun bitsin. ÇED niye var? Çevresel etki değerlendirme raporu niye var? Sen eğer gelecekte Mersin'in Yeşil Ovacığı'na, Mersin'in Silifke'sine, Anamur'una doğru termik santralleri dizi dizi dizersen, oradaki insanlar hayır der. Sen buraya termik santral kuramazsın der ve ÇED raporunu almanı engeller, sen de bu tesisi kuramazsın. Çünkü diyor ki vatandaş, benim sağlığım çok önemli. Sen eğer gelip de oraya bir nükleer santral kurmaya kalkarsan Mersin'in tam böyle kalbinin ortasına, sana der ki bir dakika. ÇED buna izin vermez der, canım, mücadelesini verir. Canım 3 tane ağaç kesilecek diye yatırım mı yapmayacağız, ülke mi büyümeyecek, ne ya. Olacak? Ağacı da işte öbür tarafa oradan keseriz, öbür tarafa dikeriz. Peki insanın ciğerini ne yapacak? İnsanın ciğerini çıkarıp yerine ciğer mi koyacak? Bu termik santraller insanın ciğerini söken, ciğerini karartan, kalbini tıkayan işletmelerdir. O yüzden bu ÇED raporu gerçekten hayati önem arz ediyor. O yüzden böyle bir raporun gereksiz kılınması veyahut da gerek yok denmesi ancak AKP'ye yakışır. Çünkü AKP nerede rant varsa, nerede para varsa halkın sağlığı, çevre sağlığı hiç umurlarında değil. Gelip buradan bu rantı bir şekilde almaya çalışırlar. O yüzden de bu ÇED'i kaldırdılar. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi eğer 56. Maddeyi eğer önüne koyup da okursa kişinin sağlığa erişim hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını göz önüne alır ise bu iki maddeyi de derhal iptal etmesi gerekir. Biz de bu iptal düşüncesiyle bunları götürdük, verdik. Hem çevrecinin alası benim diyor başbakan, benden daha iyi çevreci yoktur diyor. Bir yandan da ÇED raporunu ortadan kaldıran bir başbakan. Şimdi hangisine inanacağız? Hangi yüzüne inanacağız? Recep'e mi inanacağız, Tayyip'e mi inanacağız bilmiyoruz. Recep başka şey söylüyor, Tayyip başka şey söylüyor. O yüzden ben halkımızı buradan uyarıyorum. Recep Bey bir şey söylediği zaman dikkatle dinleyin. Tayyip Bey bir şey söylediği zaman dikkatle dinleyin. Hangisinin doğru olduğunu da lütfen değerlendirin diye buradan uyarıyorum. Çünkü çevreciyim, çevreciyim diyen adam ÇED raporunu kaldırmaz. Çevreciyim diyen adam gelip de fok balıklarının yaşadığı Mersin'in Silifke ilçesinin Yeşilovacık beldesine kaçak, bakın altını 5 kere çiziyorum, kaçak liman yapmaz. Çevreciyim diyen adam gelip de Mersin'e nükleer santral yapmaz. Termik santral yapmaz. HES'lerle beraber bu kadar güneş varken HES'leri yapıp da adım başına HES yapıp da yeraltı sularımızı mahvetmez. Ama ben buradan eğer iznin olursa gezicilere bir selam göndermek istiyorum. Sanıyorum dün bahsetti başbakan. İstanbul'a bir şehir parkı evet. Yapacakmış. Yani ben çevrecileri buradan tebrik ediyorum. Gezi eylemlerini tebrik ediyorum. İlk meyvesini vermiştir. Başbakan'a da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da geri adım attırmışlardır. Yani biz İstanbul'da kesinlikle ve de kesinlikle çevreci bir yönetim istiyoruz.
Türkiye'de çevreci yönetim istiyoruz. Parklarımızı sana yedirmeyiz demişlerdir. Evet, yeni buradan, anayasa konusunda da uzlaştı dört parti bu arada çevre hakkında. Onu evet, hatırlatalım. Buradan artık Recep Bey mi dinler, Tayyip Bey mi dinler bilmiyorum. Hangisi dinlerse şunu söylüyorum. Yani bir şehir parkı yapmakla eğer Taksim'deki Gezi Parkı'nı yine kendi hırsına, egolarına yem edeceğini zannediyorsa çok büyük yanılıyor. Oraya çıkan yüz binlerce insan orayı tahrire çevirir. Milyonlarca insan oraya akar. Hiç endişesi olmasın, hiç de böyle bir şeye tevessül etmesin. Evet, Taksim'deki Gezi Parkı'nı koruyacağız. Taksim'deki Gezi Parkı bizim onurlu direnişimizin, halkın onurlu direnişinin sembolüdür. Artık sembolleşmiştir. Sakın ola ben başka yere park yapacağım, bak daha iyisini yaptım, burayı yok edeceğim diye bir şey aklından geçirmesin. Ben buradan kendisine söylüyorum. Asla böyle bir şeyi aklına bile getirmesin başbakan. Ha her yere park yapsın, tabii o zaman alkışlarız. Yani şehir parkını yapsın, ilk ben alkışlayacağım. Gerçekten alkışlayacağım. Çünkü her şeyi kötü yapıyor anlamında değil. Ama bunu yaptım diye öbürünü kaldırırsa da yine ilk ben karşı çıkacağım. Tıpkı daha önceki eylemlerimizde olduğu gibi. Evet, bakalım o çalışmaları bakalım Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, onu da takip edeceğiz. Gelelim Helal Kan meselesine. Aldatmacasına. Yani evet, Kızılay Başkanı tarafından söylendiği, belirtilen bir sözdü. İşte biz kan aldığımız zaman işte çeşitli işte farklı kişilerden alıyoruz, işte yurt dışından da alabiliyoruz. Ama işte burada helal unsurların olmasına dikkat etmeliyiz. Etsek iyi olur. İşte kandan elde edilen bazı işte ilaçlarda, maddelerde ya da işte buna dikkat etmek gerekir gibi bir açıklama. Bir arkasından, de milli kan var. Sadece helal kan değil. Evet, arkasından milli açıklama, kan. Milli kan açıklaması geldi. Çok milli ilaç. Siyasiler milli arasında, kandan, helal kandan milli ilaç elde edeceğiz. Bakar mısınız? Çok rağbet görmedi. Sonra yalanladı zaten bu sözlerini. Ama yalanlamadı. Acaba bir, hayır. Hiç yani yalanladı gibi bir açıklama yaptı ama. Milli ve helal bölümüyle ilgili bir yalanlama yapmadı, onu söyleyelim. Burcu'nun bizim halkımız artık AKP'ye çok alıştı. Süper anlıyor, dalga geçiyor. Yani Gezi ile ilgili karikatürler, efendim artık karikatüristler de korkmuyorlar. Yani başbakanın karikatürünü çizmeye korkarlardı ya. Hiçbir şekilde mizahını yapamazlardı. Şimdi yapıyorlar. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Artık uyuyan dev uyandı, halk uyandı ve çatır çatır eleştiriyor. Basında yazmaya başladı, karikatüristler çizmeye başladı, şarkıcılar söylemeye başladı. Yetmedi, uluslararası destek çığ gibi büyüyor. Nobel ödüllü insanlar, efendim işte Oscar ödüllü insanlar bildirgeler yayınlıyor. Yeni bilim insanları mesela, dünya çapında bilim insanları yine bir ilan vermişler. Yani işler iyi gidiyor. Demokrasi adına işler yavaş yavaş rayına gerçekten oturuyor. Ama halkımız AKP'nin şifrelerini çözdü. AKP'nin kodlarını çözdü. Nedir bu kod? Bu bir yoklama mıydı? İşte nedir bu kod? İşte siz söylediniz. Evet. AKP her zaman ortaya bir şey atar, kamuoyunu tartıştırır, bir adım geri atar. Sonra bir süre sonra iki adım ileri atar, tekrar bir adım. Böylece üç kere iki adım ileri, bir adım geri gittiğinde üç adım ileri gitmiş olur. Ne yöne doğru gitmiş olur bu adımlar? Yani ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine mi götürecek yoksa karanlığa mı götürecek? Bunu halkımız çok net gördü. AKP'nin attığı adımlarda ülkemiz adım adım karanlığa doğru götürülmektedir. İşte bunun örneklerinden bir tanesi de halkımızı bu şekildeki safsatalarla oyalamaktır. Şimdi bakın, halkımızın bazı hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetlere hepimiz çok dikkat etmeliyiz. Halkımızın din hassasiyeti vardır. Tamam. Bunu baş tacı ederim. Hangi dine mensup olursa olsun, hangi inanca, hangi mezhebe, neye inanıyorsa inansın veya inançsız olsun, herkesin hassas noktalarına hükümet veya siyasetçiler saygı göstermek mecburiyetindedir. Buna hiç itirazım yok. Eğer bizim halkımız domuz eti yemek istemiyor ise buna herkes saygı gösterecek. Eğer bizim halkımız geleneklerine, göreneklerine aykırı düşen bir iş yapmak istemiyorsa buna hepimiz saygı duyacağız. Saygı duyacağız. Bu çok önemli bir şey. Ancak bu hassasiyetleri kullanan, kullanmaya çalışan insanlara da asla ve de asla izin vermeyeceğiz. İşte AKP bunu yapmaktadır. AKP toplumumuzun hassas olduğu noktaları, dini
gelenekleri, görenekleri siyasi çıkarları için kullanmaktadır. Bakın, ne zaman yapmaktadır bunu biliyor musunuz? Bir çok önemli nokta var, o da oy kaybetmeye başlaması. Sürekli çılgınlar gibi anket yaptırıyor AKP. Çılgınlar gibi Türkiye'nin her tarafında, her yerde anket yapıyor. Acaba ne oldu, acaba oyum düştü mü? Oyların düştüğünü görünce AKP iki şey yapıyor. Bir, dine sarılıyor. Derhal dine sarılıyor. Ve halkın, kendi tabanının mutlu olacağı dini söylemler yapıyor. İşte bu helal kan işi de buradan çıktı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Bu iki şeyi yaptığı zaman hiç olmazsa kendi tabanını kemik gibi korumaya çalışıyor. Kendi tabanına bir şekilde hitap etmiş oluyor. Bu durumda da hiç olmazsa kendi oylarını bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyor. Biz bu oyunu defalarca ama defalarca gördük. Bu adımı yaparken de iki şeye bakıyor. Yani bir taşla iki üç kuş vurmaya alışmış ya AKP. Diyor ki ben oy kaybetmeye başladım. Anketler beni artık işte %40'ların altında bile bazen gösteriyor. Demek ki bende ciddi bir kan kaybı var. Ne yapayım? CHP'ye saldırayım. Ne yapayım? Şunu yapayım. CHP şöyle. Buna alışkınız. Gereken cevabı takır takır alıyorlar. Bizden yana bir sorun yok. İki, dine hemen sarılayım diyor. Peki dine sarılırken iki soru soruyor. Diyor ki ben dine sarılırsam, dini söylemler söylersem, yani dini kullanırsam, dini siyasi çıkarlarım için kullanırsam acaba aynı zamanda parada kazanabilir miyim? Bak burası çok önemli Burcu Hanım. Yani dini figürlere, dini söylemlere sarılırken oy alacağını biliyor. Ya acaba ben bu işi yaparken bir de cebime para da koyar mıyım? Bir şekilde rant elde eder miyim diye de soruyor. İşte bu helal kan işi, helal ilaç işi aynen bu örneğe cuk oturan bir iştir. Bir, dini söylem midir? Evet, helal kan, helal bir dini söylemdir. Ve mütedeyyin, eli öpülesi insanların, dinini yaşayan insanların, bunlar gibi dinini kullanan insanların değil, dinini yaşayan insanların kulağına hoş gelecek bir şeydir. Ya evet, ben helal gıda tüketmeliyim der gibi, tabii ki helal ilaç içmeliyim diye kulağa hoş gelecektir. Peki bu işin rant boyutu var mı? Esas boyutu orada. Bir yandan mütedeyyin insanların kulağına hoş gelecek laf söyleyip oyunu alacak, bir yandan da helal ilaç sektörünü ortaya çıkaracak. Nasıl ki bir helal gıda sektörü ortaya çıktı, helal gıda sertifikası ortaya çıktı, helal gıda üretenler ayrı bir sektör oldular ve buradan ciddi paralar kazanmaya başladılar. Aynı şekilde helal ilaç içinde zaten Kızılay Başkanı da söyledi, dedi ki 3 şey lazım dedi. Bir dedi biz Kızılay olarak varız, 2 Sağlık Bakanlığı bize sahip çıkacak, 3 dedi bu işi yapacak olan özel sektörden şirketler lazım. Ha, şimdi şirket ne yapar? Şirketin yani bir amacı vardır, kar etmek. Ticari etik, ticari ahlak kuralları çerçevesinde tüccar kar eder kardeşim. Domuz da satar kar eder istiyorsa, koyun da satar kar eder. Ama domuzu da kalkıp da koyun diye kimseye yutturmaz çünkü bunun adı sahtekarlıktır. Domuz yiyen Hristiyan vatandaşlarımıza domuzu pazarlar, parasını alır. Koyun yiyen Müslümanlara koyunu pazarlar, parasını alır. Tüccar her halükarda etik kurallar içerisinde olarak ticaretini yapar. Peki kanı, yani şimdi gıda bir İslami usuller var, işte dinen Müslümanların nasıl işte hayvan kesileceği, hangi eti yiyeceğine dair bir standart var diyelim. Evet. Ama kanın helali denildiği zaman hani şimdi burada biraz ilginç tabii, geliyor. Helal yani. Kan milli ilaç. Bakın AKP'nin yaptığı çok önemli şeyler var. Laf cambazlığı açısından. İnsanların hoşuna giden kelimelerin de anketini yapıyor. Halk ne duymak istiyor, halk ne duymak istemiyor. Bunları da araştırıyor. Halk mesela milli lafını çok duymak istiyor. Onun için milli kan diyor. Kan benim dokum, yani bir yaşam için çok önemli, çok elzem bir şey. Kan olmazsa yaşam olmaz. Milli, o da benim yani tamam yaşayabilirim ama milli duygularla da daha güzel yaşarım. Helal ilaç, ilaç olmasa yaşam olmaz. Helal olursa daha iyi olur. Bakın kullandığı kelimelere bakın. Yani tıpkı genel sağlık sigortası der gibi
Yani çok güzel süslü laflar. Aile hekimliği der gibi çok güzel laflar konuşarak içini boşalttı. Evet, süslü, süslü ama içi boş. Yani, son 5 dakikaya girdik bu arada. Mahallede, yani bu, bizim mahallede buna dışık kalaylı içi vay vaylı denir. Yani helal organ nakli. İşte bugün bir lösemide ne bileyim kemik iliği dünyanın bir yerinden geliyor. Bir organ acil durumda kadavradan bağış dünyanın herhangi bir ülkesinde oluyor. Buralara giden bir anlayışı da getirmez şimdi mi bakın, arkasından acaba? Aynen onu da getirir ve iş çıkmaza girer. İnsanların kafasını bu şekilde karıştırmamak lazım. Baştan söyledim. Toplumumuzun hassasiyetlerine önem göstereceğiz. Yani domuzdan elde edilen bir ilacı sizin bilginiz olmadan size veremeyiz. Vermeyiz zaten. Mesela ben çocuk hekimliği yaptığım dönemlerde domuzdan elde edilen bir ilaç vardı. Çocuğun akciğerinin içine verilirdi. Bir de sığırdan elde edilen vardı. Ben hayatımda üniteme domuzdan elde edilen ilaç koymadım. Kimseye de sormadım. Niye? Çünkü muadili var. Aynı işi görüyor. Sığırdan elde edilenini koydum. Kimseye de danışmadan, ailelere söylemeden bunu verdim. Ama eğer muadili olmasaydı zaten o da helal olacaktı. Hayat kurtarıcı olduğu için. Yine de aileye sorarak, bilgilendirerek evet, yapardı. Hayat kurtarmak yani hekimler, önemli burada. Hekimler zaten toplumumuzun hassasiyetini bilirler. Ve toplumumuzun hassasiyetine göre hareket ederler. Şimdi buradaki çapı az olan, aklı, düşüncesi sığ olan insanlar öyle açıklamalar yapıyorlar ki halkı kandırmaya çalışıyorlar. Örneğin domuz eti yiyen bir insanın sanki kanında domuz eti dolaşıyormuş gibi algılanıyor. Tabii bir taraftan da içki içen insanlarla ilgili şimdi, bir boyutu da var. Lafı oraya da getireceğim. Yani. Ya da koyun eti yiyen insanın kanında koyun dolaşıyormuş gibi. Kardeşim. Siz protein aldığınız zaman bunu nerede alırsanız alın vücut bunu elementlerine ayırır. Kanınızda amino asit dolaşır. Şekerli gıda hangisinden yerseniz yiyin kanınızda glukoz dolaşır, fruktoz dolaşır. Yani burada beden bunu algılamaz. Bu bizim özelimizdir. Bizim dini inancımızdır. İnancımıza göre domuz eti yemeyiz. Peki domuz eti yiyen insanların kanında efendim bilmem ne maddeler yok böyle bir şey. Tıbbi değil, bilimsel değil. Farkındaysanız dini olan bir konuyu bilimsel arenada tartışmaya çalışıyoruz. En büyük yanlış burada. Evet, insanlar inançlarına göre domuz eti yemiyorlarsa saygı duyarım. Ama bir insan ne eti yerse yesin, kanı bunun haram veya helal olmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir kavram yok. Ne Kur'an'da yazılıdır ne de herhangi bir yerde böyle bir kavram yoktur. Sadece ve sadece kulağa hoş gelir ve bir rant elde etmek için evet, hastalıklar uygulanır. Açısından inceleniyor efendim, zaten. Zaten her türlü inceleme yapılıyor. Son bu yüzden bir halkın girdik. Kafasını karıştırmaya gerek. Ben halkımıza sorayım buradan o zaman. Domuz eti yiyenlerin kanı haram ise faiz yiyenlerin kanı haram mı değil mi? Faiz de haram. Kur'an'da aynı ayet içerisinde geçer. Domuz eti de efendim faiz de. Faiz yiyenler sanki yani onların kanı helal mi olacak? Veya benim böbreğe ihtiyacım var. Efendim ben acaba gidip helal böbrek mi alacağım? Veya çok daha net sorayım. Bir sürü Hristiyan vatandaşımız var burada yaşayan veyahut da inançsız insanımız var. Bunlar domuz eti yiyebilirler. Kan vermeye gittiği zaman insanların dinini mi sorgulayacaklar? Evet. Dinini sorguladı, domuz eti yiyip yemediğini mi soracaklar? Yani diyorsunuz ki tüm böyle, bu tartışmaların hepsi altında aslında bir sektöre bir rant, mesaj, bir rant. İki şey rant, var. Sektöre mesaj, rant var. İki tabana mesaj. Dini mesaj var. Her ikisini de artık halkımız yemiyor. Ne başbakan ne de AKP hiç bunlarla uğraşmasın. Düzgün işler yapmaya çalışsın. Ama artık iş işten geçti. Halkımız gerçekten bunların yüzlerini, gerçek yüzlerini gördü. Süratle ama süratle kan kaybediyorlar. Allah yollarını açık etsin. Kendi düşen ağlamaz. Evet. Süre bitti. Konuşmak ya ne çabuk bitiyor bu süre Allah aşkına. Konular vardı valla. Sezaryen epidural tartışması özellikle benim bak, çok ilgi duyduğum gelişinize. Bir konuydu. Mersin'den bir dahaki Ankara'ya gelişinizde. Şimdi tatil süresince diyelim. Tamam. Bir yayın daha yapacağız sizinle. Tamam. Çok kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz.